Merhaba gençler, YÖSAR'a hoş geldiniz. Bugün ikizkenar üçgeni öğreneceğiz. Ben küçük bir tekrar yapacağım. İkizkenar üçgende dikkat etmeniz gereken şeyler neydi hatırlarsanız, bir önceki videolarda da, geometri videolarında da aslında en önemli üçgenimizin ikizkenar üçgen olduğunu birçok kez söyledik. Peki, ikizkenar üçgenin temel mantığı nedir? Şimdi iyi dinle. Bu ikizkenar üçgen, hatta şunu kırmızıyı tekrar alalım. Bakın, bu ikizkenar üçgenin tamamı. Şimdi biz burada hangi üçgenleri görürsek ikizkenar üçgen olduğunu anlayacağız. Bakın, bu ikizkenar üçgenin tamamı. Bakın, burası belki de geometride en önemli yer. Bakın şimdi, hangi üçgenleri gördüğümüzde ikizkenar üçgen olduğunu anlayacakmışız, onu anlayacağız. Birincisi bu. Bir de zaten ikizkenar üçgen olduğunu biliyorsak ve tepeden dik indirmişse, yine ikizkenar üçgen olduğunu biliyoruz. Tepeden açıorta indirmiş. İkizkenar üçgen olduğunu biliyorum. Tepeden ne indirmiş? Kenarorta indirmiş. Bakın, bu altı şekil geometrinin temelidir. İşte bunları anlamazsanız, yani temeli derken en çok bunlarla karşılaşacaksınız. Zaten şeyde de, hani ilerledikçe de ben söyleyeceğim. Bakın, burada eksik olan şeyleri biz bulacağız. Bakın, kırmızı ile yazdığım şeyleri, bakın, biz mi bulmamız gerekiyor? Bakın, kırmızı ile yazılanları biz bulacağız. Bak, burası çok önemli. Gördüğün gibi dik olduğunu ve ne olduğunu, bunun bir ikizkenar üçgen olduğunu anlamam lazım. Zaten ikizkenar üçgense ve dik indirilmişse, o zaman kenarortay olmak zorunda, açıortay olmak zorunda, dik olmak zorunda, kenarortay olmak zorunda, dik olmak zorunda, açıortay olmak zorunda. Buraları defterinize mi yazarsınız, kitabınıza mı yazarsınız, mutlaka yazın. İşte ikizkenar üçgenin en önemli özelliği bu. Kendine has özellikleri de var. Onu sorular geldikçe göreceğiz. Bakın, zaten bir ikizkenar üçgenmiş. Açıortay. O zaman ne olacak? Dik olacak ve x olacak. Peki, bundan önceki gördüğümüz konu neydi? Özel üçgenlerdi, değil mi? Dik üçgen. Bakın, bu 5 çarpı 4 demek. Bu 4 çarpı 4 demek. Peki burası ne olacak? Ona bakalım. Bakın, 5, 4, 3. 3, 4, 5 üçgeni kaç katını almış? 4 katını almış. Ben yine 20'nin karesi eşittir x'in karesi artı 16'nın karesi olduğunu da söyleyeyim. Peki, işte mevzumuz başlıyor. İkizkenar üçgen görünce tepesinden dik indiriyorum. Çünkü aynı zamanda açıortay, aynı zamanda kenarortay oluyor. Peki burada hangi özel üçgeni elde ettik gördüğünüz gibi? Şurası 8. Yazamadım. Burası neymiş? 8. 8, 15, 17. Bakın, burası 15. Peki bir de büyük üçgene bakın şimdi. Şuradaki büyük üçgene bakın. Şöyle. 15, 20, 25 üçgeni. Bakın, şöyle yapalım önce. Burasının 8 olduğunu, burasının 17 olduğunu, buranın 15 olduğunu bulduk. Bir de büyük üçgene baktık. Burası 8 artı 12'den 20 oldu. Burası 15'ti ve burası x. Yine bir özel üçgen. Yani 15, 20, 25 üçgeni. Evet. İkizkenar üçgen, tepesinden dik indiriyorum. Çünkü aynı zamanda açıortay, aynı zamanda kenarortay oluyor. Peki burada hangi özel üçgenim oluştu? Bakın, 9, 12, 15 üçgeni. Ben buraya y diyeyim. Şunu da isteyen şöyle çözebilir. Y kare artı 12'nin karesi eşittir 15'in karesi. Peki burada ne var yine? Büyük üçgende. Bakın, 15. Şöyle dikkat edin şuraya. 9, 15, x. Özel bir üçgen var mı bakalım? 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 5. Hayır, özel bir üçgen yok. O zaman şöyle yapalım. Buraya kök içerisinde 3'ün karesini alalım. 5'in karesini alalım ve hepsini kaça bölmüştüm? 3 ile çarpalım. Böyle çözebilirsiniz. Yani 3 kök 34. Tabi burada onun kök içine almamış. Tekrar içerisine atarsak da ne olur? 9 çarpı 34'ten 36, 21, pardon 27, 306 olacakmış gençler. Evet, AB ile AC birbirine eşitmiş. Yani şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşitmiş. Peki, 4b vermiş, 5 vermiş ve 2x artı y nedir demiş bize. Önce şunu bilmeliyiz. Bu bir ikizkenar üçgense, bu üçgenle, yani bu uzunlukta bu uzunluk eşitse gençler, şuradaki yükseklikle şuradaki yükseklik birbirine eşittir. Neden peki?
Şöyle ki bu üçgenin alanında ben buraya x diyelim. Burası ABC üçgeni olduğu için HC olsun. Bu da HB olsun. Şimdi üçgenin alanı nedir? Yükseklik çarpı taban. Yani C'ye ait yükseklik çarpı taban bölü 2. Peki aynı üçgenin alanı olduğu için yine ne olacak? HB çarpı x bölü 2. Bakın burada gerekli sadeleştirmeleri yaparsam aynı kenarlara yani uzunluklara aynı olan kenarlara ait yükseklikler birbirine eşit çıkacak. Eşkenar üçgeninde mesela o zaman şunu söyleyebilecek miyiz? Tüm yükseklikler birbirine eşit olacak mesela, değil mi? Peki o zaman ne olacak? Bakın şu yükseklikle şu yükseklik birbirine eşitmiş. O zaman şunu söyleyebilirim. Burası 4 ise burası 4'tür. İkizkenar üçgendi zaten. Burası kaç çıktı? 9. 9 çıkması için 5. Ha, o zaman artık bakın bununla bu birbirine eşit. Bununla da bu birbirine eşit. Hemen yine bir tane üçgen üzerinde tekrar edelim. Bakın eğer bu bir ikizkenar üçgen ise eğer buradaki yükseklikle buradaki yükseklik birbirine eşitmiş. Ve şu parçayla şu parça, şu parçaya da şu parça birbirine eşit olacakmış. Y gördüğüm yere 5, x gördüğüm yere 4 yazarsam cevabım 14 olur gençler. Bakın hemen 8, 15, 17 üçgeni. Peki gördüğünüz gibi bu nasıl bir üçgen? İkizkenar bir üçgen, değil mi? Tepesinden ne yapmış? Dikindirmiş. O zaman ne olacak? Burası 10 ise burası da 10 yapmalı. Yani x'im kaç çıkmalı? 2. Artık anladığınızı düşünerekten AB ile AC birbirine eşitmiş. O zaman ne demiştik hatırlarsanız? Şu parçayla şu parça, şu parçayla şu parça birbirine eşittir. O zaman ne söyleyebilirim? X gördüğüm yere 3, Y gördüğüm yere de 6 yazabilirim. Yani 9'dan 6 çıktı 3. Evet. Hemen şu yukarıdaki şekilde bir gidelim hemen. Bakın şuradan bahsettik. Bakın şu parçayla şu parça da eşitmiş. Şu parçayla şu parça da kendi arasında yani atıyorum xx yy olmalıymış gençler. Kendiniz aslında şekil çizerek bunları çok rahat bir şekilde hemen görebilirsiniz. Bence bir deneyin derim. Evet devam edelim. Şimdi yine ikizkenar üçgen yani burası 10 ise burası 10'muş. Gördüğünüz gibi şurada ne var? 6, 8, 10 üçgeni var. Evet mesela bu özelliği görmedik. Hadi bu özelliği bilmeden ben bu soruyu nasıl çözerim? Bakın bu bir ikizkenar üçgenmiş. Yani bu parça ile bu parça birbirine eşitmiş. O zaman ne söyleyebiliyorum? Şu açı alfa ise şu açı da alfadır. Peki başka ne vermiş bize? Paralellik vermiş. Demiş ki bununla bu paralel. Peki o zaman burası alfa ise burası alfa. Bakın bir ikizkenar üçgen daha geldi. Burası 4. Peki devam edelim. Basit zaten. Bakın bu parçayla da bu parça paralelmiş. Yani burası alfa ise burası alfaymış. Burası ne oldu? 7. Şimdi o zaman şurada nasıl bir kenar şekil oluştu? Paralel kenar. Paralel kenarın gençler karşılıklı kenarları birbirine eşittir. Bakın bu buna paralel, bu da buna paralelse burası x ise burası x, burası y ise burası y'dir. Yani burası 4 ise burası 4, burası 7 ise burası 7'dir. AB'yi istemiş 7 artı 4 11. Peki hocam bunu bu kadar her defasında ispatlayacak mıyız? Hayır. Hemen özelliği veriyorum. Eğer bir ikizkenar üçgende tabandan, bunu tabandır, tabandan kenarlara paralel çizilirse, yani şöyle paralel çizilirse, bu paralellerin toplamı, yani bu x, bu y ise bana bir kenarı verir. Atıyorum, hatta diğerlerini de söyleyelim. Şimdi birazdan yine söyleyeceğiz. Eğer ikizkenar üçgende tabandan kenarlara dikindirilirse, bu A bu B olsun. Bunların toplamı da o eşit olan kenarlara ait yüksekliği verir. Yani şurası A artı B ya da şuradan çekeceğim yükseklik A artı B olacak. Şimdi gelir birazdan. Ha, geldi bile zaten. Peki bakın bu ikisinin toplamı bana neyi verecekmiş? Bakın AB ile AC birbirine eşit. Yani bu parça ile bu parça birbirine eşit. Şuradaki yüksekliği verecekmiş. İsterseniz daha şey bir üçgen çizelim. Tepe açısı 45 derece olan bir ikizkenar üçgenmiş bu. Biz de demiştik şu yükseklikle şu yüksekliğin toplamı bana şuradaki yüksekliği verir. Yani burası 6'dır. Ya da işte buradan çekerseniz bunların da birbirine eşit olduğunu öğrenmiştik. Burası da 6. Peki nasıl bir üçgen oluştu? 90, 45, 45 üçgeni. Yani burası 6 ise burası 6. Burası da 6 kök 2 yapar. AB'yi istemiş zaten 6 kök 2.
Peki, bakın hem buradaki iskender üçgen olduğunu söylememiş gördüğünüz gibi. Ama ne biliyorum, hem açıortay hem kenarortay, o zaman ne olacak? Burası da dik olacak. Bakın Öklit bağıntıları diye bir üçgen görmüştük hatırlarsanız. Ben şekli şöyle çevireyim, birçoğunuz daha iyi anlayacaktır. 8, x, 4 ya da 4, x, neyse şurası kısa kenar, burası uzun kenar olsun. Bunun karesi, yani 8'in karesi 4 çarpı x'ten 64 bölü 4'ten 16 çıkacakmış gençler. Bakın bu buradaki yüksekliği iyi anlamam gerekir. Evet, x nedir demiş. AB ile AC'nin kaç olduğunu biliyorum. Burası 16'ymış. Burası da 16'ymış. İsterseniz yine ben bir üçgen çizeyim. Burası 30 ve 16, 16. Bakın özel açıların karşısında ne yapacaktım? Dik indirecektim. 90'ın karşısı 16 ise 30'un karşısı 8. Yani az önce birbirine eşit oldu dediğimiz yüksekliklerin tamamı kaçmış? Mesela şu yükseklik kaçmış? 8. Bu x artı 6 ne eşit olmalı? 8'e eşit olmalı. O zaman x ne olur? 2 olur gençler. Umarım anlaşılıyordur. Şuralardan bir ekmek çıkmaz. Yani burası 30 ise şurası 75, burası da 75, burası 15, burası 15. Buradan bir ekmek çıkmaz. Hani çok zor olur. Yani çıkardır da hani çok uğraşmanız lazım. Peki ikizkenar üçgen tepesinden dik indirilmiş. Ne demiştik? Bu kenarortay olacak. Aynı zamanda açıortay olacak. Bu bir tık zor bir soru gençler. Ben şimdi şöyle beni iyi anlamanız için yine ayrı bir şekilde çizeyim. Bakın 8, 12 ve açıortay. Şimdi anladınız değil mi? Burası x, burası 6. Bakın şunun açıortay oluşu olmadan siz bu soruyu çözemezsiniz. Yani çözemezsiniz derken şöyle yaparsınız. Burası x olur. Burada özel açılarla belki bir şeyler gelir. Hani çözemezsiniz derken %100 de konuşmuyorum ama bakın en kolay çözüm yolu bu. Öyle düzelttiğimi düşünün. Bakın bu açıortay olacak. Ne demiştik açıortayla? Bunlar birbirleriyle neydi? Orantılıydı. 8 bölü x, 12 bölü 6'dan yarısı yarısı x kaç çıkar? 4 çıkmalıymış gençler. Evet, eşkenar üçgene geçelim. Eşkenar üçgenle ilgili zaten hani gördükçe anlatalım yine. Aslında şunu bilseniz daha iyi olur. Eşkenar üçgen, ikizkenar üçgenin özel bir halidir. Nedir mesela? Bakın tepe açısı 60 derece olan ikizkenar üçgene biz ne diyoruz? Eşkenar üçgen. Bakın burası da böyleymiş. Biz madem ikizkenar üçgen bir küme olsa, ikizkenar üçgen bir küme olsa eşkenar üçgen onun alt kümesiymiş. O zaman ne diyebilirim? Buradan indireceğim dik buradaki gibi iki eşit parçaya ayırır. 30-30 olur, açıortay olur. Yani o zaman ikizkenar üçgende ne sağlanıyorsa burada da sağlanır. Peki, şimdi bu bilgiyle yola çıkalım. Eşkenar üçgen demiş. Yani hepsi 5. Çevreyi istemiş. 15. Bu kolay bir soruydu. Bakın hem açıortay hem kenarortay. O zaman burası ne yapacak? 90 olacak. Zaten bu bir ikizkenar üçgen demektir. Peki, soru şu. 90'ın karşısı 10 iken 30'un karşısı kaç yapacaktı? 5. 60'ın karşısı kaç yapacaktı? 5 kök 3 olacaktı. Hatırlarsanız bu çok çok önemli bir özellikti. Peki hocam, bunu unuttuk. Ne yapabiliriz? Bence unutmayın böyle bir şeyi de. Çünkü trigonometride de biliyorsunuz 30-60-90 üçgenlerinin sinüs, kosinüs değerlerinde de biz bunu yapıyorduk. Peki madem eşkenar üçgen çıkacak. Tabi bu 60, bu 60, bu 60. Burası 10, burası 5. Bakın Pisagor'dan da x'i bulabilirsiniz. Yani 10'un karesi, 5'in karesi artı x'in karesi diyebiliriz. Eşkenar üçgense hemen açıları yazıyorum gördüğünüz gibi. Peki 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı kaç yapmalı? 3. 60'ın karşısı kaç yapmalı? 3 kök 3. Biz y ile buranın birbirine eşit olduğunu da biliyoruz. Yani 3 kök 3 eksi 3 olacakmış cevabım. Eşkenar üçgen 4, 2 olarak vermiş. Yani hepsi 6'ymış. Bütün açıları 60 dereceymiş. Burada kosinüs teoreminden yapabilirsiniz ama bence gerek yok. Çünkü burada dik indirerek daha kolay. 90'ın karşısı 6, 30'un karşısı 3, 60'ın karşısı 3 kök 3. Bakın şuraya kaç kaldı? Tamamı 4'tü, 1 kaldı. X kare eşittir 3 kök 3 artı karesi artı 1'in karesinden 28 çıkacakmış. Eşkenar üçgen yine açılarını yazıyorum. Bakın özel üçgen yine oluştu. 30'un karşısı kaçmış? 3. 90'ın karşısı kaç yapar? 6. Burası 10 ise burası da 10. Hatta şurası da 7 olur gençler. Evet, şimdi mesela buraya kadar
bir şekilde ikizkenar üçgen özellikleriyle anlamıştık. Şimdi ikizkenar üçgende nasıl bir özellik vardı? Ne demiştik? Şuradan indirecek olduğum yükseklikle şuradan indirecek olduğum yüksekliğin toplamı bana bir tane yüksekliği verecekti. İşte aynı mantık eşkenar üçgenden de geçerli. Bakın bunu, bunu, bunu toplarsanız bana direkt x'i verecek. Yani x eşittir 7 gelecek. Yani nedenini şöyle açıklayabilirim. Alandan kaynaklı. Hatta şöyle yapalım. Bu bir eşkenar üçgen olsun. Bakın ortada herhangi bir noktadan dik indirelim. Bakın bu yükseklik, bu yükseklik, bu yükseklik. Bunların toplamları neden bize alanı veriyor? Onu bir tane yüksekliği veriyor. Şöyle yapalım. Bakın burası x. Eşkenar üçgen olduğu için burası x, burası x. A, B, C. Bakın şurası çarpı, yani yükseklik. Hani buraya A diyelim, B diyelim, C diyelim. Bakın A çarpı x bölü 2, B çarpı x bölü 2, C çarpı x bölü 2. Yani x parantezinde A artı B artı C'nin yarısı. Peki bir tane aynı eşkenar üçgeni bir daha çizdiğimi düşünün. Peki burada şöyle olmuyor muydu? Yani bir üçgenin alanı yükseklik, yani H çarpı x bölü 2. Bakın buradan x'lerde giderse A artı B artı C neyi verecekmiş? Direkt yüksekliği verecekmiş gençler. Yani aslında direkt şöyle şekli görünce zaten öyle görebilirsiniz. Bunu, bunu ve bunu toplarsam bana direkt şu yüksekliği veyahut şuradaki yüksekliği veyahut şuradaki yüksekliği verir. Neden? Eşkenar üçgenin tüm yükseklikleri birbirine eşittir ondan. Evet, bakın hemen çok basit bir soru. X artı 3 artı 1 eşittir 9. Buradan x eşittir 4, 5 gelecekmiş gençler. Peki dik olmazsa ne olur? Paralel olursa ne olur? Bu sefer de şöyle diyeceğiz. Yine ikizkenar üçgene atıfta bulunalım. Ne demiştik ikizkenar üçgende? Tabandan kenarlara indirilen paralellerin toplamı, bakın şunların toplamı bana bir kenarı veriyordu. Yani ben buraya A, buraya B dersem burası A artı B oluyordu. Eşkenar üçgende o zaman bunların toplamı bana neyi verecek? X artı Y artı 1. Bir kenarı verecek. Çevresini vermiş 21. Bakın 21'i 3'e bölersem 7. Yani bir kenarda 7 olmuş olacak. X artı Y kaç çıkıyor? 6. Yani burası da 7, burası da 7. Eşkenar üçgen olduğu için. Peki artık mantığı anladığınızı düşünerekten şunu söyleyebiliriz. Şu yüksekliği bulabilirim. Nedir o da? 4, 7, 9. Bakın ben yine temizini, yani hiç işlem yapılmamış olanı. Bu bir eşkenar üçgenmiş. Burada çizelim. Bakın burası 9'muş. 60, 60, 60. Burası 30, 30. Peki 60'ın karşısı 9 ise 30'un karşısını nasıl bulurum? 9'u kök 3'e bölerek bulurum. 9 kök 3'ün 3 kök 3 olduğunu biliyoruz. Peki 90'ın karşısını ne yapar? 6 kök 3. Demek ki bu eşkenar üçgenin bir kenarı 6 kök 3'müş. AB'yi istemiş. Yani bir kenarını istemiş. Çünkü bu da 6 kök 3'tür. Bu da 6 kök 3'tür. Çünkü bu bir eşkenar üçgen olmak zorundaymış. Eşkenar üçgen tüm açılarını yazıyorum. Bakın 60. Burası 120. Burası 30, burası 30, burası 90 çıktı bakın. Hemen özel üçgeni gördünüz. 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı kaç yapar? 4. Peki 120, 30, 30 üçgenin özelliği neydi? 120, 30, 30 üçgenin özelliği x, x, x kök 3'tü. Yani burası 3, burası 3. Peki bir kenarı kaç çıktı eşkenar üçgenin? 7. O zaman hepsi 7. AD istemiş. O da zaten kaç yapıyor? 7 yapıyor. Evet neydi kuralımız? Bunların hepsinin toplamı bana bir kenarı verecekti. Yani 4, 6, 7 şurayı. AC istemiş. Ha direkt söylemiş. Hem bunu bu arada neden olduğunu da söyleyelim. Peki bunun ispatını yapmadık. Aslında eşkenar üçgen ikizkenar üçgenindekinin mantığıyla aynı. Bakın çok basit bir şekilde anlatacağım. Ben şu paraleli uzattığım zaman bu eşkenar üçgenin tüm açılarının 60 derece olduğunu biliyorum. Peki yöndeş açıdan burası da 60. Yöndeş açıdan burası da 60. Yöndeş yani ikizkenar eşkenar üçgen olduğu için burası da 1. Peki bakın burası 2 ise burası 2. Bakın şurada da bir ne oluştu? Eşkenar üçgen oluştu. Yani burası 5 ise burası da 5 yapmalı 4. Bakın 4, 5, 7. Yani aslında bunu uzatarak yaptık. Hocam ben nereden bileceğim onu uzatacağımı? Şimdi bir öğrenci olsaydım ben bu soruyu sorardım. Yani şöyle illa ki bunu uzatmak zorunda değilsiniz. Bunu da uzatsanız bakın 60, 60, 60'ları yazdıktan sonra bununla bu paralel 60 olacak. Bununla bu paralel 60 olacak. Bakın burada eşkenar üçgen oluştu. Burası 1 ise burası 1 paralel kenardan. Bakın burası ne çıktı? 6 çıktı. Yine eşkenar üçgen burası 6. Buraya da ne kaldı? 2 kaldı. Bakın 4, 6, 7. Yani illaki oradan çizmek zorunda değilsiniz. Bunu da bilin.
Evet, gördüğünüz gibi kesik bir eşkenar üçgen. Hemen eşkenar üçgeni tamamlayalım. Burası 60, burası 30. 60'ın karşısı 3 kök 3 ise 30'un karşısı 3, 90'ın karşısı 6 yapar. Bakın bir kenarı kaç çıktı? 10. O zaman burası da 10, burası da 10. Hatta buraya ne kalır? 7 kalır gençler. Evet, ikisi kenar eşkenar üçgeninden devam edelim. Ya ben 10 dakika 10 dakika video atıyordum. Yine geldik uzun uzun videolara, sıkılıyorum böyle ikinci testten sonra. Neyse. Değil mi? Ben ilk videolar atmaya nasıl başlamıştım? Dedim ki de her gün çocuklara 10 dakika ayırsam yeter. Şimdi her gün nereden baksanız 1 saat bununla uğraşıyorum yine. Bunun karşısını dik çekelim. Çünkü özel açıların karşısını dik çekersek bakın özel bir üçgen oluşur. 90'ın karşısı 4 kök 3, 30 kök 3'ün, 30'un karşısı 2 kök 3. 60'ın karşısı da bunun kök 3 katı yani 6. Ne gördünüz? 6, 8, 10 üçgeni gördünüz. Bakın gördünüz mü? Bakın burası 6, burası 10, burası 8 yapacak. O zaman x ne çıkar? 8 eksi 2 kök 3. Umarım anlaşılmıştır. Bakın yine bir ikizkenar üçgen tepesinden dik indirdim. 10, 10 oldu. Peki 90'a ait kenarortay. Yine geldik muhteşem üçlüğe. Bakın 90'a ait kenarortay. Burası 20 ise 10, 10. Burası da ne olacakmış? 10. E hocam ama burası 90 şey değil. Dik değil buradaki gibi. Ama bakın ben ne diyorum? 90'a ait kenarortay. Bu ikizkenar üçgen olabilir. Bilemeyiz ki yani. O zaman ne oldu bakın? Nasıl bir üçgen oluştu? 10, 24. Bakın şöyle bir üçgen var. Burası 10, burası 24, burası x. Yani gördünüz 5'in 2 katı. 12'nin 2 katı ne oluştu? 5, 12, 13 üçgenin 2 katı kaç yapar? 26 yapar gençler. Peki AB ile AC birbirine eşitmiş. Ne demek istiyoruz? Hemen şurada Pisagor yaparak bunun karesinden bunun karesini çıkartarak buranın 5 olduğunu bulabiliriz. Peki bakın burası x ise burası da x yani burası x eksi 1. Burada da 5, 12, 13 üçgenini görebiliyor musunuz bilmiyorum ama 5'in karesi artı x eksi 1'in karesi eşittir x'in karesi. Veyahut benim 5'li bildiğim 2 tane üçgen var zaten. Onu sağlıyor mu diye bakalım. 5, 12, 13. Bakın x'e 13 verirsem sağlıyor mu? Sağlıyor. X kaçmış 13. Ya da şunu çözersiniz. Peki bakın bu bir özel açıdır. 135 yani nasıl özel açı? Şöyle dışarıdan dik oluşturursam 45, 45 yapar. Yani 90, 45, 45 üçgen özelinden burası 10, 10'dur. Bakın aynı şekil çıktı. 10, 24 yani 5'in 2 katı, 12'nin 2 katı, 13'ün 2 katından kaç gelmeliymiş? 26. Bu tür soruları kosinüs teoremlerinde yapabilirsiniz. Ben genelde kök 2'linin olduğu taraftan dikindiriyorum işlem kolay olsun diye. Fakat siz şunu da deneyebilirsiniz. Bakın burada da bir 90, 45, 45 üçgeni oluşacak. Yani 7 kök 2, 8, 7 kök 2, yani 7 kök 2, 17 kök 2 Pisagor yapıp bulabilirsiniz. Ama gördüğünüz gibi sayılar çok sıkıntılı. İkizkenar üçgen görüp de dik indirmeyen bizden değildir demişti bizim bir hocamız. Biz de öyle diyelim. 8, 8, burası da 6, 6, 8, 10 üçgeni. Bakın burada ne var? 6'nın karesi, 9'un karesi ve x'in karesi. Yani 36 artı 81. O da 117 yapacakmış. Kök 117. Bakın özel açılar var. Hemen karşısına dik çekiyorum. 7, 7. 30'un karşısı 7 ise 90'ın karşısı kaç yapar? 14. Bunu sinüs teoreminden de kolayca çıktığını söylemiştim geçen derste. Evet. DE3 eşkenar üçgen demiş DEC. Hemen 60-60 yazıyorum. Yani burası 3, burası 3. Peki büyük üçgene bakın. Büyük resmi görün hocam. 60'ın karşısı 7 kök 3 ise 30'un karşısı kaç yapar? 7. 90'ın karşısı kaç yapar? 7'nin 2 katı 14. Geriye ne kaldı? 11. Evet umarım anlaşılıyordur. Bundan önceki dersin ne kadar önemli olduğunu umarım anlamışsınızdır. Bu soru tipi zor bir soru tipi gençler. Şimdi iyi dinleyin burayı. Peki AB ile AC eşitmiş. Yani burası alfa, burası alfa. Şimdi 90 alfa şurası ne olacak? 90 eksi alfa. Bakın 90 alfa burası ne olacak? 90 eksi alfa. Bakın şu açıyla şu açı birbirine eşit. Burası da 90 eksi alfa. Bunu yazdıktan sonra sen ne görmüş oldun? Şu kenarla şu kenar birbirine ne oldu? Eşit oldu. İkizkenar üçgeninde tepesinden ne indireyim? Dik indireyim. 3, 3. Bakın şuradaki yükseklik
Neye eşit oldu? X'e eşit oldu. Umarım anlaşılmıştır. Zor sorulardan bir tanesiydi. Evet, devam edelim. Hemen 180'e tamamladım. Buranın da 90-2a olduğunu gördüm. Yani x kaçmış? 7. Evet. Neydi? Paralellerin toplamları bana neyi verecekti? Bir kenarı verecekti. O da bizden onu istemiş. Bakın burası ne olacak? 14 olacak. Artık bunları tek tek açıklamıyorum. Kendiniz az önce kural olarak verdiğim için ve ispatladığım için geçiyorum gençler. İkizkenar üçgen tepesinden dikindiriyorum. 6'yı, bakın burayı 2 2 derseniz hata yaparsınız. 6'yı kaç parçalayacak? 3 3 parçalayacak. Burası 1. Bakın şu uzunluğu bulabilirim şunu. Bunu bulursam Pisagor yapıp x'i bulabilirim. 49'dan 9 çıktı. Kök 40. Kök 40'ın karesi 40. 1'in karesi 1. X kare kök 41. 41 kere maşallah deyip geçelim. ABC eşkenar üçgen 60 60. Artık bunu da defalarca yaptık. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4. 60'ın karşısı 4 kök 3'tü. Bizden de x eksi y'yi yani 4 kök 3 eksi 4 istemiş. Bakın şu üçgen hani bu trigonometrik mantılarda da çok karşımıza çıkıyor. 2x, x, x kök 3 o kadar önemli ki bakalım nerelerde karşımıza çıkacak yine göreceğiz. Evet, özel üçgenler demiş. Biz aslında özel üçgenler kısmını anlatmıştık. Fakat onu diğer videolarda mı yapalım? Bu videoda bir kaç test varmış? Özel teoremler. Ha, bir test kalmış. O zaman bir küçük moladan sonra ben bunu da bitireyim. Yani özel teoremlere kadar bitirmiş olacağız. Evet, son testimize de devam edelim. Şimdi ABC eşkenar üçgen olduğunu söylemiş. Yani 60, 60, 60. Bakın buraya 30 kaldı, burası da 60. Ne söyleyebilirim? Burası 90 ise, 90'ın karşısı y ise, 30'un karşısı y bölü 2, 60'ın karşısı da ne olur? Y kök 3 bölü 2. Ben ne istiyorum? Y'nin x'e oranını. Y'nin x'e oranını nasıl bulabiliriz? Bakın bunlar birbirine eşit çıkmak zorunda. Yani niye? Eşkenar üçgen çünkü. X kök 3 bölü 2. Pardon, şurası y'ydi. Y bölü x'i sormuş. Peki ben x'i buraya atacağım. Yani her tarafı x'e böleceğim. Bakın 1 eşittir. Y bölü x çarpı kök 3 bölü 2. Her tarafı kök 3 bölü 2'ye böleceğim. O da ne olacak? 2 bölü kök 3. O da 2 kök 3 bölü 3 demektir. Ne öğretmiştim? Özel açıların karşısına dediğim gibi bunu kosinüs teoreminden zaten yapabilirsiniz. Yani x kare eşittir 8 kök 2'nin karesi artı 7'nin karesi x'i 2 çarpı 8 kök 2 çarpı 7 çarpı kosinüs 135'li çözebilirsiniz. Ama biz bu yöntemi önermiyoruz. Niye? Daha kolay bir yöntem var çünkü. Bakın burası 45. 8 8 8 15 ne olacak? 17 üçgeni olacak. Bakın hızlı anlatıyorum çünkü bunları tek tek anlattım. Hatta bu videonun sonunda oynatma listesi koyacağım. Oraya da mutlaka bakın. BC'nin tamamı 14'müş. Ne demiştik? İkizkenar üçgende tepeden indirilendik. Hani o en başta anlattığım 6 tane üçgenden bir tanesi gördüğünüz gibi 7 7. Bunun 7 7 böldüğünü bilmezsen asla çözemezsin. Ben yine Pisagor ya da özel üçgenleri bilmeyen için şunu söyleyeyim ama 7 24 25 üçgeni yani x kaç çıkacak? 24 çıkacak. Bakın yine özel açılar var. Şimdi burada niye dikindirmeyeceğim onu anlatıyorum. Ya bu yapılmaması gereken 45-45. 90'ın karşısı 6 iken 15'in karşısı bir şeydir dedik mi? Demedik. O zaman bunu yapmayın sakın. Ne yapmam lazım? Bakın şimdi dikkat edin. Şu açı ne olur? 60. Ben buradan dikindirsem ne olur? 90-30-60 üçgeni. Bakın iki tane özel üçgen oldu. Hem 90-45-45 üçgeni. Hem de 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3, 60'ın karşısı 3 kök 3. Peki bakın burası 45, burası 45. Burası ne oldu? 3 kök 3 oldu. Peki şöyle düşünün. 3 kök 3, 3 kök 3, 45, 45 üçgeni neydi? Bunun kök 2 katıydı. Yani 3 kök 2'nin, 3'ün kök 2 katı kaç yapar? 3 kök 6 yapar. Ya da Pisagor yaparsınız. Bu soru tiplerine bir dikkat edin. Tekrar kendiniz bir çalışın. Yani buradan niye dikindirmem gerekiyor ya da buradan dikindirince neden çıkmıyor bir bakın. Evet bakın yine ne yapacağım? Özel bir üçgen elde edeceğim. Dışarıdan dik. Yani geniş açılırsa dışarıdan çekiyormuşum gibi düşünebilirsiniz. 90'ın karşısı 2, 30'un karşısı 1, 60'ın karşısı kök 3. Geriye kalan da bakın 1, 3 kök 3. Hatta şöyle yapalım isterseniz. 1, 3 kök 3, x ne olacak? 27, 28 yapacakmış gençler. Bakın burada ne yapmalıyım? Dediğim gibi yine kosinüs teoremi yapabilirsiniz ama yapmayın.
Bu daha kolay. 90-45-45 üçgenin özelliği neydi? Bu dik kenarların kök 2 katıydı. 16'yı kök 2'ye bölelim. 8 kök 2. Buraya ne kaldı? 6 kök 2. Ben size ne üretmiştim? 3K, 4K, 5K üçgeninde K'lar ne olacak demiştim. Hep 1 gibi 2 gibi sayılar olmak zorunda değil. 6 kök 2, 8 kök 2, 10 kök 2 olacakmış. Yani 3, 4, 5 üçgeninin kaç katı oluyor? 2 kök 2 katı olacakmış gençler. Evet, devam edelim. İkizkenar üçgen tepeden dikindiriyorum. 16'yı, bakın tamamı 16'yı 8, 8 diye parçalayacak. Peki burası 8 ise burası kaç yapacak? 6. Peki yine muhteşem üçlü oluşuyor. Bakın 90'dan tepeden dikindirdim ya da burası 45-45'tir. Oradan da gidebilirsiniz. Muhteşem üçlüyü ne yaptınız? Bir kez daha görmüş olursunuz. Burası 45 yapacak. 6, 8 ne üçgeni? 10 üçgeni. Bakın özel bir üçgen. Dikindirdim. 5, 5. Burası da 5. Ne oldu? 5, 12, 13 üçgeni oldu. Şimdi kafanızda şu var. Neden burası 5 oldu? Değil mi? Bakın 90-45-45. Yani aslında bu bir ikizkenar üçgen. Tepeden indirdim dik. Burayı iki eşit parçaya böler. O yüzden. Peki. Bunun karesini çıkartsak. Değil mi? Şurayı buluruz. Hadi bunu iki yoldan çözelim. Buraya y diyelim. Y kare eşittir. 49 artı. Y kare artı 49 eşittir. 63. Y kare eşittir. Ne olacak burası? 50 olsa 14. Yani burası kaçmış? Kök 14. Çok hoş bir şey gelmedi. Bir de ne vardı hatırlarsanız? Öklit vardı. Neydi öklit? Bunun karesi bununla bunun çarpımına eşitti. Yani 14 eşittir. 7 çarpı dc. Dc'nin de 2 olduğunu buldum. Peki son bir Pisagor yapalım. X kare eşittir. Şimdi kök 14'ün karesi 2'nin karesi de diyebilirsiniz. Ya da x'in karesi kök 63'ün karesi 9'un karesi de diyebilirsiniz. Artık orası sizin bileceğiniz iş. Bu birinci yöntemdi. İkinci yöntem. Başka nasıl çözülebilir? Öklit'te bir formüller vardı değil mi? Neydi? Bunun karesi, kendisine yakın olan parça çarpı tamamıydı. Bakın 63, 7 çarpı 7 artı dc. Burada buranın 9 olduğunu, dc'nin 2 olduğunu görebiliyorsunuz. Aynı şeyi şurada da yapabilirim. X'in karesi 2 çarpı 9. 2 çarpı 9'dan 18. Yine kök 18 gelir. Peki... Ne yapacağım? Özel bir üçgen. Karşısına dik çekiyorum. 90'ın karşısı 6, 30'un karşısı 3, 60'ın karşısı 3 kök 3. Bakın şurada da Pisagor yapalım. Yani bunun karesinden bunun karesini çıkartalım ve bunun karesini bulalım. Yani 58'den 9 çıkarsa ne olur? 49. Kök 49 da ne demektir? 7. Bakın x kaç çıktı? 7 artı 3 kök 3 çıktı. Dedim ki bunları diğer teoremle de bulabilirsiniz ama bence uğraşmayın. Daha kısa yolu yoktur. AD, DC, hemen 80, burası da 80. Buranın da kaç olduğunu biliyorum. 160'dan 20. AB de eşit olacakmış. Ha, şu parça da eşitmiş. Peki ne oldu şimdi? Bakın bu parçayla bu parça ikizkenar üçgen olduğu için burası 20 yaptı. Peki bakın şurası 80 ise şurası 100 diyebilirsiniz. Ya da bununla bunun toplamı 80'e verecek diyebilirsiniz. O size kalmış. Bakın 30-60-90 üçgeniymiş aslında oradaki üçgen. 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı ne yapar? 8 yapar. DAC'ye ne diyelim? Alfa, ADB, ADB. Orası neymiş? 2 alfa. Biliyoruz ki şununla şunun toplamı bana 2 alfayı verecek. Yani burası alfa. Yani aslında bu x oldu. Bakın 90'a ait kenarortay, değil mi? Muhteşem üçlü. Neydi muhteşem üçlü? Şu şekilde karşımıza çıkabilirdi. Ya da şu şekilde karşımıza çıkabilirdi. Ya da şu şekilde karşımıza çıkabilirdi. Biz buranın 90 olduğunu, bakın şu yeşille olanı bizim bulmamız lazım. Bak gördünüz mü? Burası x ise buranın x olduğunu bizim bulmamız lazım. Peki 9, 12, 15 üçgeni. Yani 9, 12 yani 3 çarpı 3. 3 çarpı 4 bakın 3, 4, 5 üçgeninin 3 katı 15. 2x eşittir 15 ise x eşittir 15 bölü 2 gelmeliymiş gençler. Evet sonunda bu videoyu da bitirdik. Özel teoremler de
Bunu yarın ya da işte bayrama denk geliyor. Bilmiyorum bayramda video atıp atmayacağımı. Ona göre görüşürüz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın.